Evet, bugün size vegan bir smoothie yapacağım. Smoothie deyince böyle çok havalı bir şey olarak gözünüzde canlanabilir. Gayet donmuş meyveleri ondan sonra suyla böyle başka malzemelerle blender'dan geçiriyorsun. Sonra içiyorsun. Bu. Benim elimde de çeşitli meyveler var. Donmuş muz var. Yaban mersini inceleme videosundan hatırlarsınız. Kalanları ben böyle dondurdum. Vegan pasta videosundan hatırlarsınız vişneleri. Onlar hala duruyor kalanları. Dün annemler çilek almış. Onlardan kalanlar. Şöyle chia var. Normalde yayla bakliyatında galiba da ben böyle kavanoza döktüm. Veya çiftçiydi emin değilim ikisinden biri. Zaten çiftçi de yayla bakliyatın. Şöyle de yulafım var. Hemen şöyle muzlarımdan atıyorum. Çok değil. Bütün meyvelerden koyacağım için abartmayacağım. Şöyle biraz yaban mersini katıyorum. Şanımız yürüsün. Donmuş vişnelerden biraz atıyorum. Bakalım tadı nasıl olacak. Son olarak da çileği ekleyeyim meyve olarak. Bu donmamış. Normal buzdolabında şey yaptım da. Ya çabuk blenderdan dönsün diye artık bunu da dondurmadım. Şöyle biraz çilekten koyduk. Şimdi biraz yulaf ezmesinden dökeceğim. Bahaneyle yulaf da yerim. Biraz da chia. Omega 3 da bahaneyle alalım. Şimdi üstüne biraz su ekleyeceğim. Şöyle neredeyse tamamını dolduracak kadar da su koydum. Olmadı ekleyeceğim. Bunlar ezildikçe zaten küçülecek. Hemen kapağını da kapatıyorum. Evet, biraz su ekledim. Kıvamı böyle oldu, gayet akışkan. Şimdi birazcık daha keçi boynuzu unu ekleyeceğim. Çünkü biraz daha çikolatalı olsun istiyorum tadı. Hemen birazcık daha blenderdan geçirelim. Evet, keçi boynuzu ununu ekleyince tadı harika oldu. Mutlaka siz de böyle blenderda karışım yaparsanız mutlaka keçi boynuzu unu ekleyin. Çok güzel oldu. Şimdi sanki hiç tatmamış gibi tadım kısmına geçelim. Evet, bu harika karışımımızı şimdi tadalım. Kesinlikle çok güzel. Yaban mersinine falan hiç gerek yok hatta. Normal evde ne varsa işte muzdur, çilektir, dondur, at. Sonra çıkart, at blender'a. Koy keçi boynuz ununu. İstersen bu karışımdan protein almak istiyorsan yulafını koy. Omega 3 almak istiyorsan chia'nı koy. Chia zaten çok pahalı bir şey değil. Bir kere alıyorsun bayağı bir süre kullanıyorsun. O yüzden bereketli gayet. Harika ya. İç. Vallahi bak. Sağlık ya. Vallahi. Özellikle yaz aylarında muhteşem gider bu. Çok iyi. Ben mesela chia'yı suda bekletince yiyemiyorum. Böyle hoş gelmiyor böyle. Tadı bir garip geliyor. Ama bak bunun içinde hiç hissetmiyorum bile. Çok güzel. Şimdiye kadar içtiğim en iyi smoothie bu diyebilirim. Kesinlikle fark yaratan da şu. Keçi boynuzu çikolatamsı bir tat oluşturduğu için çok güzel oluyor. Vişne falan da koymuştum ya. Vişneyle çikolata biliyorsunuz iyi gidiyor. Ondan böyle tadını bayağı iyi yaptı. Muz da keçi boynuzu unuyla iyi gittiği için böyle hepsi birbirini dengeledi. Hepsi harika oldu. Kesinlikle dedin ya. Valla bayıldım. Buna puanım 10 üzerinden 10. Gerçekten yazın tüketilir. Çok iyi olur. Çok da güzel olur. Özellikle böyle sıcakladığınız zamanlarda. At dipfrize meyveleri. Oh mis gibi. Geçir blenderdan iç. Hem meyve yemiş olursun hem de serinlemiş olursun. Fıstık gibi. Ben bunu içmekten yine videoyu kapatmayı unuttum. Ay soğuk ya. Boğazım şey oldu. Neyse bir videonun da daha sonuna geldik. Yarın başka bir videoyla görüşürüz. Bay bay. Hoşça kalın. Bunu da yapınca içerken beni anmayı unutmayın. Hadi bay bay.